Silopimizin geleceğine dair bir iki kelam etmek istedik. Bu vesileyle de Bilgi Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum. Bir Silopili olarak 2-3 sene içerisinde zor günler geçirdik. Bu zor günlerden sonra inşallah güzel günler de yaşayacağız. Benim birazcık Halk Eğitim Müdürü olarak memleketimiz için söyleyeceğim bir iki şey var. Özellikle eğitim üzerine biraz konuşmak istiyorum. Biliyoruz ki hepimiz Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur. Farz olan ilk emir oku emridir. Allahu Teala bizi yarattığı için bizim fıtratımızı, bizim neye meyilli olduğumuzu her şeyi herkesten daha iyi bilir. Dolayısıyla ilk farz olarak okumayı bize emretmiştir. Bunda tabii ki bir ana tema, bir amaç vardır. Onu da şöyle zikretmek istiyorum. Okumayan bir insanın kendisi ve içinde bulunduğu topluma verecek bir bilinci, verecek bir katkısı olamaz. Dolayısıyla önce kendimizi, sonra dinimizi, sonra içinde yaşadığımız çevremizi, toplumumuzu, geleceğimizi, bölgemizi her şeyi okumakla ancak bilinçli bir şekilde öğrenebiliriz. Bunu asla unutmamamız lazım. Çünkü şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bunu da defalarca da söyledim. Bizim ülkemizin %97'si Müslüman ancak %99'u Kur'an-ı Kerim'i bir kere olsun okumamıştır. Kendi dininin kitabını bir kere okumayan bir bireyin kendisine veya başkasına faydalı olması mümkün değildir. Okumaktan kastımız sadece bir insanın sadece Kur'an-ı Kerim okuması da değildir. Kur'an-ı Kerim'in dinini iyi öğrenecek, bunun sayesinde de ahlaklı bir birey olacaktır. Eğer biz iyi eğitimli, bilinçli bir birey olamazsak, önce kendimize, sonra ailemize, daha sonra da mahallemize, çevremize, ilçemize ve bölgemize zarar vermeye başlıyoruz. Silopimizi az çok biliyoruz. Burada doğduk, burada büyüdük. Silopimiz çok güzel şeylerle anılan bir memleket. Ancak üzülerek söylemek istiyorum, son 1-2 senedir özellikle ahlaki anlamda büyük bir yozlaşmanın yaşandığını üzülerek söylüyorum. Bunun da çaresi gene okumaktan geçiyor, bilinçlenmekten geçiyor, kendimizi, dinimizi tanımaktan geçiyor. Toplum için söyleyebileceğim en önemli mesaj şu: lütfen çocuklarımıza telefonumuza verdiğimiz değerden daha çok değer verelim. Lütfen çocuklarımıza bir arabadan verdiğimiz değerden daha çok değer verelim. Onlarla ilgilenelim. Her şeyi milli eğitimi atarak, öğretmeni atarak çocuklarımızı yetiştiremeyiz arkadaşlar. Bizim bu konuda en önemli desteğimiz okul. Okul var. Lütfen, lütfen dönemli gitmeyin okula. Ayda bir, 2 haftada bir çocuklarımızı takip edelim. Ahlaklarıyla ilgilenelim. Onların gözü önünde asla kısır döngüler üzerinden tartışmayalım. Onları iyi bir insan yapabilmek için tüm enerjimizi harcayalım. Bunun yolu da önce kendimizin bilinçlenmesinden geçiyor. Bir insanın en önemli hedefi insan yetiştirmek olmalı. Bunu yetiştirdiğimiz zaman, yaptığımız zaman dünyadaki her şeyden daha değerliyiz. Yani bunu silopimize, güzel silopimizi geleceğe taşıyacak gençlerimizin ahlaklı olması, iyi bir anne, eğitimli bir anne babadan, kendini bilen, tanıyan bireylerden geçiyor. Bu konuda sihirli bir değnek yok. El birliğiyle çalışacağız ki toplumsal sorunlarımıza çare bulalım.